Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Hipertansiyon, tansiyon yüksekliği çok önemsenmeyen ama aslında yarattığı etkiler açısından hem kişinin sağlığını tehdit eden hem sağlık ekonomisini oldukça etkileyen uzun vadede çok önemli bir hastalık. Hipertansiyon özellikle ve bilindiği üzere özellikle kalp ve damar sistemini tabii ki etkiliyor. Uzun vadede damar sertliği yaratıyor. Kalp yetmezliği, koroner arter hastalıkları gibi hastalıklara yol açabiliyor. Ayrıca böbrek yetmezliğine yol açabiliyor ve diyalize giren hastaların da önemli bir kısmını tansiyon hastaları teşkil ediyor. Dolayısıyla hipertansiyon her ne kadar klinik bulgu vermese de ki zaman içinde kişiler şikayetlerini önemsemeyebiliyorlar. Tesadüfen saptanan hipertansiyonun tedavi edilmesi gerekiyor. Kalp ve özellikle böbrek hastalıklarını engellemek açısından. Ayrıca biliyorsunuz ki yine damarsal kökenli olmak üzere beyin felcinin de önemli bir nedenidir tansiyon. Dolayısıyla bir de mesela şöyle de bir durum var. Kalp krizi geçiren hastalar oluyor bazen. Yapılan anjiyolar altında hiçbir şey çıkmıyor. Bu tip hastalarda hipertansif atakların etken olduğu ve kalp krizine neden oldukları biliniyor. Dolayısıyla tansiyonun mutlaka ve mutlaka 14'e 9 seviyesinin altına düşürülmesi gerekiyor. Evet. Bir de izole hipertansiyon, izole sistolik hipertansiyon dediğimiz bir durum var. Bunda sadece büyük tansiyon yüksek oluyor. Küçük tansiyon 90'ın altında oluyor. Yani 14'ün üzerinde olan bir büyük tansiyon, 9'un altında olan bir küçük tansiyon değerinden bahsetmek mümkün. Bu damar sertliği ve ileri yaşlarda görülen bir durum. Bunu da tedavi edilmesi gerekiyor tabii. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.